Rasim Özdenören İran olayları ve 31 Mart vakası Kuşkusuz her bir tarih olayı biriciktir. Hiçbirinin nedeni ve sonucu birbirine benzemez. Çünkü her bir olay kendi özel ve özgür koşullarının ürünü olarak doğar. Ancak bu belirlememiz mikro, bireysel düzlemde geçerlidir. Makro düzlemde ise olayların seyri arasında benzerlikler tespit edilebilir ve galiba tarihçinin işlerinden biri de makro düzlemdeki bu ortak yanları belirleme çabası olmalıdır. Biz Türkiye'nin son 100 yıllık yakın tarihine baktığımızda muhtelif ayaklanmaların genel şablonunun veya normunun aynı veya benzer tablolar içinde oluştuğunu tespit edebiliyoruz dış görünüşleri, toplumsal ve siyasal koşulları itibariyle değerlendirildiğinde, örneğin bir 31 Mart vakasıyla Adnan Menderes'e karşı yapılan darbe arasında bir ilişki görülmeyebilir. Kubilay olayıyla deniz gezmiş arasında bir bağlantı kurulamayabilir. Bireysel suikastlerin her biri kendi özgür koşulları içinde bir başına duruyormuş duygusunu uyandırabilir. Ama makro düzende bakıldığında onların her biri aynı genel şablonun yani aynı normun içinde değerlendirilebileceğini görme imkanını veriyor. Tekrar vurgulamalıyız ki her bir olayın kendine özgü koşulları saklı tutulmalıdır ve tutulmaktadır. İmdi Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ve tarihte 31 Mart Vakası olarak yerini alan olayın tam da bu nedenle ve böyle bir bilinçle tertiplenip tertiplenmediği bugün bile kesinlik kazanmış değildir. Rumeli'den İstanbul'a gelen 4. avcı taburu neferlerinin İstanbul sokaklarında Abdülhamit Han'a karşı şeriat isterük avazeleriyle dolaşmasıyla 1960 yılı 28 Nisan'ında ve devam eden günlerde Beyazıt Meydanı'nda İstanbul caddelerinde hürriyet hürriyet kahrolsun diktatörler diye bağırışanlar arasında bir benzerlik yok mu? Gezi olaylarında güya çevreci niyetlerle gezi parkını işgal eden topluluğun birkaç gün içinde kahrolsun diktatörler güruhuna dönüşmesi ve bir ay boyunca ortalığı yakıp yıkarak tahrip etmesi gerçekleştirilmek istenen maksat açısından 31 Mart'a benzemiyor mu? Şimdi İran'ın çeşitli kentlerinde sözüm ona ekmek, hürriyet diye çığırışan kalabalıkların bu çığırışmaları gide gide asal hedefinden sapıp çığırından çıkmaya başlamıyor mu? ekmek talebi iktidar talebine dönüşmedi mi? Gezi olaylarında da ağaç talebi, hava alanı ve benzeri bayındırlık hizmetlerini protestoya ve nihai hedefte iktidarı devirme hevesine, hırsına dönüşmemiş miydi? Değindiğimiz ve değinmediğimiz benzer olayların her birinin farklı sloganı olabilir, farklı büyüklüklerde de olabilir. Ama onların arasındaki ortak noktayı basiret gözüyle değerlendirmek gerekiyor o gözle bakıldığında zahiren masum gibi görünen olayların her birinin arkasında aynı kuklacının menhus elini görmemek imkan dışı. Hiç yoktan veya minicik bahanelerle ortaya çıkarılan bu fitne fesat ortamı daima o menhus kuklacının parmaklarını işaret ediyor.